4. sınıf matematik çarpma. 378 ile 36'yı çarpacağız. Önce 6 ile 378'i. 6 kere 8 48. Elde 4. 6 kere 7 42. 4 da 46. 46'nın 6'sı elde 4. 6 kere 3 18. 4 da 22. Şimdi 3 ile çarpıyoruz 378. 3 kere 8 24. Elde 2. 3 kere 7 21. 2 daha 23. 23'ün 3'ü elde 2. Bu gitti. 3 kere 3 9. 2 daha 11. Topluyoruz. 8. 6 4 daha 10. Elde 1. 2 3 daha 5. Bir de elde 6. 2 1 daha 3. Bir aşağı. 13.608 bölme. Bölmede 13.608'i 13.608'i 36'ya bölelim. Şimdi kaç basamaklı olacağını tahmin edelim. 13'te 36 yok. 136'da 36 bir defa. Buradan bir geliyor. Bir de 0'dan, bir de 8'den 3 basamaklı olacak. 136'da 36 3 defa. 3 kere 6 18. 3 kere elde 1. 3 kere 3 9, bir de elde 10. Çıkarıyoruz. 6'dan 8, 13'ten 16'dan 8 çıktı, 8 kaldı. Burada kaldı 2 0. 28 36'dan küçük olmak zorunda. Doğru. 0 aşağı. Alt kata indiriyoruz. 280'de 36. 30 mesela burayı 28, burayı 3 olarak koyuyoruz. 3 kere 8 24. 8 kere 6 48, 8 kere 3 24 fazla geliyor. O zaman 7 defa diyoruz. 7 kere 6 42. 7 kere 3 21, 4 daha 25. Çıkarıyoruz. 0'dan 2 çıkmaz. 10'dan 2 çıktı 8. 7'den 5 çıktı 2. Her seferinde şu kalanı şu bölenine karşılaştı. Küçük olmalı. 28, 36'dan küçük, doğru. Şu 8'i aşağı indiriyoruz. 288'de 36. Bunu 280, 28 görüyoruz. Bunu da 3. Kaç kere? 3 kere 7, 21. 7 kere 3 21, 8 kere 3 24, 8'e yakın. 8 kere 6 48, evet. 8 kere 6 48, elde 4, 8 kere 3 24 28, çıkarıyoruz. 0, 0, 0, 378 çıktı, çıkarma. 9'dan 9 çıktı, 0. 3'ten 8 çıkmaz, bura geliriz, yok. Buraya geliriz. Buradan bir onluk alırız. Burası 9 olur. Burası 13 olur. 13'ten 8 çıktı 5. Burada 9. 9'dan 9 çıktı 0. Kalan 50'ymiş. Şurada 3 toplama 701 etmiş. 3. toplamı bulunuz diyor. İkisini toplayacağız. 348 ile 176'yı. 8, 6 daha 14, elde 1. 4, bir daha 5, 7 daha 12, elde 1. 3'e verdik 4, bir daha 5. Şimdi 701'den çıkarıyoruz. 524. 1'den 4 çıktı, 11'den 4 çıktı, 7. Burada kaldı 9. Her zaman bir eksik kalır. 9'dan 2 çıktı, 7. Burada kaldı 7, 6. 6'dan 5 çıktı, 1. 177 koyuyoruz. 170. Toplayalım bakalım, 701 çık. 8, 6 daha 14, 7 daha 21, elde 2. 4, 2 daha 6, 7 daha 13, 7 daha 20, elde 2. 5, 6, 7 doğru. Gelelim buraya. 5. soruya. Hangi sayının 5 katının 26 fazlası 101. Hangi sayı dediği yere bir kutu yapıyoruz. 5 katı dediği zaman çarpma. 5 katının çarptıktan sonra 26 fazlası.
101 eder. Şimdi biz bunu kutuyu bulmak için tersten 101'den toplamış çıkaracağız. 101'den 26'yı çıkarıyoruz. Birden 6 çıkmaz. Bura geliriz yok. Buradan alırız bir 10'luk. Bura 0 olur. Bura 9 olur. Bura 11 olur. 11'den 6 çıktı 5. 9'dan 2 çıktı 7. Bura 0. 75. Demek ki şunu çıkarınca şurası 75. Biz kutuyu bulacağız. Bu çarpmış, biz böleceğiz. Çarpmanın tersi de bölme. 75'i 5'e böleceğiz. 7'de 5 bir kere. Bir kere 5, 5. 7'den 5 çıktı. 2, 5 aşağı. 25'de 5, 5 kere. 5 kere 5, 25. Çıkarıyoruz 0. 15. Şu kutu 15'miş. Gelelim alttaki sorumuza. Bir kalansız bölmede bölünen ile bölen in toplamı 115'tir. Bölünen ile bölenin toplamı 115'tir. Şurası. 115'tir. Bölüm 22 olduğuna göre şurası. Bölüm 22 olduğuna göre bölünen ve bölen kaçtır? Şimdi bölünene bölen eklendiği zaman 22 değil de bir fazla kat olmuş oluyor. 23 oluyor. O zaman biz 115'i 23'e böleceğiz. 1'de 23 yok. 11'de 23 yok. 115'de 25 kere. 5 kere 3 15. 5 kere 2 11. 5. Demek ki bölen 5'miş. Böyle sorularda, yani bölünen ile bölenin toplamı verildiği sorularda o toplam, yani 115 22'ye değil de bir fazlasına bölünecek bölüm bulunmuş olacak. Doğru cevap 5'miş. Başarılar dilerim.